Bazı insanlar tarikatın, tasavvufun adaplarını, prensiplerini inceledikleri zaman tabii çok böyle tabiri caizse kaba ve yüzeyel baktıkları için işin aslının, özünün ne olduğunu bilemedikleri için, bunu öğrenme gayretine girmedikleri için hemen itiraz ediyorlar. Hemen kafalarına, akıllarına bir sürü itirazlar geliyor. Bu itirazlardan bir tanesi de şudur. Rabıta konusunda oturup şeyhi, üstadı, mürşidi hayal etmek, mürşidinizle, kalbinizle, mürşidinizle bağlantıya geçmek, mürşidinizle kalbi bir alaka, bir bağ kurmak ki rabıta zaten bağ kurmak demektir, bağlantı kurmak demektir. Bunun ilk başlangıç hali, rabıta görevi verildiği zaman ki kitaplarda bu ilk hali anlatılır genelde. Yani adapla ilgili kitaplarda, risalelerde, efendim söyleyeyim, tasavvufla ilgili şeylerde hep böyle işin ilk basamağı, ilk hali, o vazifenin ilk veriliş şekli anlatılır. İnsanların bir kısmı bunu gördükleri zaman hayret ederler, şaşırırlar. Hemen itiraz gelir, hemen soru sormaya başlarlar. Bu soruyu sorarlarken tabii iki hataya düşüyorlar. Yani tasavvufla ilgili bütün itirazların temelinde bir bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Hatmedir, rabıtadır, zikirdir, virttir, mürşide olan muhabbettir, ihlastır, mürşide olan teslimiyettir. Bütün bu hususları eleştirirken insanlar, bu hususların aleyhinde konuşurken, yani tasavvuf ve tarikat aleyhtarlığı yaparken bir şey, bilhassa bir yönü çok önemlidir. Bunlar tasavvuf ehlinin, sufilerin ki ilk dönem sufilerden başlamak şartıyla. Tabii ki ben tasavvuf ve tarikat dediğim zaman bunu defalarca size söylüyorum. Hak, müstakim ve sahih sünnete bağlı olan tarikatı kastediyorum. Tasavvuf dediğimiz adım biz sünnete muhalif olmayan, sünnete mugayir hiçbir şeyi içerisinde barındırmayan, tamamen şeriatın emrinde, şeriatın hizmetkarı olan bir tasavvuf. İslam'ın hadimi olan bir tasavvuf. Şimdi bazen bazı kitaplarda tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın özüdür. Hayır, tasavvuf İslam'ın özü değildir. İslam kendisi özdür. Hiçbir şey Allah'ın indirdiği vahyin ötesine geçemez ve özü olamaz. Tasavvuf ve tarikatlar İslam'ın birer hizmetkarıdır. İnsanları Müslüman olmaya ve Müslüman kalmaya yönlendiren ve bunun yol ve yordamlarını gösteren, Kur'an'a nasıl Kur'an'a itaat edileceği, Kur'an'ın emirlerinin nasıl yerine getirileceği, sünnetin nasıl hayata geçirileceğini öğreten kurumlardır. Tasavvufun temeli Kur'an ve sünnete uymaktır. Tasavvufun temeli, tarikatların hepsinin temeli günahlardan, haramlardan, bid'atlerden, mekruh ve şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Bundan başkası tasavvuf değildir. Bunun ötesinde bir tarikat, bir tasavvuf yok. Bir kere bunu herkes aklına koysun. Çevrede gördüğünüz örnekler, duyduğunuz örnekler, efendime söyleyeyim suç işleyen insanlar, işin kriminal yönü, yani Bursa'da çıktı, Eskişehir'de çıktı, birkaç yerde bunları duydunuz yani. Tasavvufla, tarikatla, silsileyle hiçbir alakaları yok, hiçbir şekilde. Arkalarında bir silsile yok. Tepelerinde yukarıdan gelen bir emanet yok. Hüdayi nabit. Bir anda bitivermiş ortalıktan. Bakıyorsunuz şeyh olmuş, dergah kurmuş, kaçmış, serpiştirmiş birkaç tane güzel tabloları filan. Ondan sonra başında bir sarık, sırtında bir cübbe. Efendime söyleyeyim, işte tasavvuf, işte tarikat, işte dergah. Bundan Allah bizleri kurtarsın. İnşallah bu ülkenin, bu memleketin toprakları bu sapık, bid'atçı, hurafeci kendilerine dünyalık temin etmek için siyasetin, ticaretin bütün imkanlarını tasavvuf adına, irşad adına, mürşitlik, şeyhlik görüntüsü altında dünyalık elde etmek, insanları kullanmak, insanları istismar etmek. Bundan başka hiçbir şey yapmayan zavallılardan Allah bizi kurtarsın. Biz tasavvuftan, tarikattan bahsettiğimiz zaman bunların hepsi bizim konumuzun dışındadır. Bu yüzden tasavvufla ilgili herhangi bir şeyi eleştiren bir insanın biz ilk önce insafa davet ederiz. İnsafa davet etmek şu: sen şimdi tasavvufla ilgili herhangi bir şeyi eleştiriyorsun. Tarikattaki bir uygulamayı, verilen bir görevi, bir vazifeyi tenkit ediyorsun. Bir dön kendi hayatına bak. Bak önce dön kendi hayatına bak. Senin günün ve gecen nasıl geçiyor? Sonra dön gerçek, müstakim, salih ve muttaki olan, abid ve zahid olan bir tasavvuf ehlinin hayatına bak.
aradaki farkı gör, ona göre elini vicdanına koy ve öylece konuş. Ben bunlardan işte bu itirazlardan başında bir, kendi hayatını, kendi halini, kendi günlüğünü göz önüne almıyor. Kendi dünyasını hiç aklına getirmiyor. Kendini görmüyor. Kendinin hiçbir hatasını ve kusurunu görmüyor. Sanki o dört dörtlük mükemmel her şeyi yerine getiren biri de karşısındaki de kusur yükü sırtında bir sürü hatalarla, günahlarla, kusurlarla, eksiklerle yüklü gelmiş karşısına durmuş o şekilde konuşuyor. Birincisi bu. İkincisi tasavvuftaki görevler, tasavvufun prensipleri, tarikatın, Saadet-i Nakşibendiye'nin onların usul ve adaplarını yüzeysel görmemek lazım. Yüzeysel kitaplarda ilk hali anlatılır. İlk gün bu yola giren kişi şöyle yapmalıdır, bu şekilde davranmalıdır filan. Sonra onları anlamakta zorlanıyor. Bu sorulardan mesela bir tanesi şudur. Mürşidi düşünmek, yani rabıta. Mürşidle meşgul olmak. Hayalinizin, hayal dünyanıza mürşidi doldurmak. Hayal dünyanızı mürşidinize ve üstadınıza yönlendirmek. Mürşidinizden ve üstadınızdan özel olarak bir şekilde çekinmek ve ona saygı duymak. Adam diyor ki efendim ben niye şeyhi düşüneyim, niye Allah'ı düşünmeyeyim? Değil mi? En çok sorulduğu şeylerden birisi budur. Yani şeyhi düşünmektense oturup Allah'ı düşünmek. Kardeş Allah'ı nasıl düşüneceksin? Bana bir otur anlat bakayım bir. Bir, sen bugüne kadar hiç oturup Allah'ı düşündün mü? Yok. Sana şeyhi, mürşidi düşün dediğimiz an niye Allah'ı düşünmüyoruz itirazı geliyor. Bu bir. İkincisi Allah'ı düşünmek soyut bir kavram. Bakın soyut bir kavram. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam halbuki kesin bir şekilde Allah üzerinde düşünmeyi yasaklamıştır. Allah hakkında düşünmeyin. Allah'ın yaratıkları üzerinde düşünün diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben Allah'ı düşünüyorum. Ben Allah'ı düşünüyorum demek yine aynı tabiri kullanacağım. Topu taca atmak demektir. Yani sen soyut bir kavram. Nihayette bizim için, konuşan kişi için, boş konuşu için, anlamsız konuşu için Allah'la bir huzur hali, bir kurbiyet, bir marifet hali olmadığı için ben Allah'ı düşünüyorum. Buyur düşün, nasıl düşüneceksin Allah'ı? Allah'ı nasıl düşüneceksin? Arada hiçbir şey. Ben daha önce bu son sohbetimizde dedim ki tasavvuf kulla Allah'ın arasına girmek değil, kulla Allah arasındaki vasıtaları ortadan kaldırmaktır. Senin Allah'a yönelmeni engelleyen şeyleri ortadan kaldırmandır. Şimdi insanın yapısı, beşerin yapısı, bakın beşerin yapısı böyledir. İnsan mutlaka bir şekilde gördüğü, dokunduğu, gözünün önündeki somut olan veya daha fazla bir yakınlık duygusunu kendine verecek olan bir şey ister ve arar. Bu yüzden Allahu Teala'yı düşünmek soyut bir kavram. Allah'ı nasıl düşüneceksiniz? Bana bir oturun bunu anlatın bir. Hani Cenab-ı Allah'ın yakınlığı sana nasip olmuşsa, kalbin Allahu Teala'ya açılmışsa, Rabbül Alemin'in tecelliyatı, Rabbül Alemin'in nuru ve sevgisi, muhabbeti ve tevhid hali senin kalbine girmişse, dolmuşsa, kalbin Rabbinde kendini kaybetmişse, felafillah makamına ermişse tamam diyecek bir şey yok. Ama sen maneviyat yönünden şu mana aleminde, şu tasavvuf ikliminde, şu yakınlık ve marifet deryasında henüz bir adım dahi atmamış bir insansın. Yabancısın, yola yabancısın. Gitmek istediğin şeye yabancısın ve kendine yabancısın. Her şeyden önce kendine yabancısın. Allahu Teala insanın bu halini bildiği için Rabbül Alemin bize hatırlatmalar yapmıştır. Bu hatırlatmaları, Kur'an-ı Kerim'deki bu uyarıları ve Kur'an-ı Kerim'deki bazı argümanları, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bazı mesajları, bazı yol göstermeleri biz göz ardı ediyoruz bunları söylediğim zaman. Siz bunları söylerken niye Allah'ı düşünmüyoruz? Niye Allah'tan istemiyoruz? Niye Allah'a yönelmiyoruz? Bütün bunlar zaten tasavvufun gayesi Allah'ı düşünmektir. Tasavvufun gayesi Allah'a yönelmektir. Tasavvufun gayesi Allah'tan istemektir. Ama doğru bir şekilde istemek. Nefsinle istiyorsun. Günahlarınla istiyorsun.
kapkara olmuş kalbinle istiyorsun. Dünyanın her sevgisini içine doldurduğunu kalbinle istiyorsun. Bir tarafta dünyalık, bir tarafta ahiretlik. İkisi birden idare edeyim diyorsun. Ne şiş yansın ne kebap. Hayır. Ya şiş yanacak ya kebap yanacak. Allah'ın yolunda ikisi birden olmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Dünya cifetun tullabuha kilabun." Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, dünya bir çöplüktür. Onun talipleri de köpeklerdir diyor. Hem sabahtan akşama kadar burnunu dünyanın çöplüğüne sokacaksın. Sabahtan akşama kadar çöplüğün içerisinde gevelenip duracaksın. Sonra gel Allah'ın salih bir kulunun yanında otur. Gel onunla beraber ol. Gel sadık bir kulla beraber ol dediğinde ben Allah'la beraberim. Ben Allah'la niye beraber olmayayım? Niye bir mürşide, bir şeyhe ihtiyaç duyayım? Niye duyayım değil mi? Şimdi kardeşler, bunun çok örnekleri var ama ben basit bir iki örnek vereyim. Hazreti Yusuf annebine aleyhisselam kardeşleri tarafından tuzağa düşürüldü. Efendime söyleyeyim, kanlı gömleğini alıp getirdiler babalarına. Yakup aleyhisselam o gömleği yüzüne süre süre ağladı ve iki gözünü birden kaybetti. İki gözü ama oldu. Allahu Teala haber vermediği zaman peygamberler de öyledir. Mürşitler, şeyhler, velileri bırakın, peygamberler de öyledir. Her şey alim ve kadir olan Allah'ın elindedir Celle Celaluhu ve Celle Celaluhu. Allahu Teala izin vermediği zaman Yakup hemen yakınındaki bir kuyuda olan Yusuf'tan habersizdi. Yusuf'u bilmiyordu. Geldiler Yusuf'u kurt yedi dediler. İnandı, hüngür hüngür ağladı. Saatlerce, günlerce ağladı. Ta gözlerine ak ininceye kadar Yakup peygamber. Annebine aleyhisselam. Ama yıllar sonra Yusuf ta Mısır'dayken Allah ona sırrın kapısını açtığı an, Allahu Teala onun kalbine attığı an, bir gün çocuklarıyla otururken dedi ki, eğer babamız bunadı demenizden korkmasam burnuma Yusuf'un kokusu geliyor derdim dedi. Yıllar sonra Yusuf ta öbür taraftayken aniden Yusuf'un kokusunu duyuyor Yakup aleyhisselam. Şimdi Hazreti Yusuf kardeşlerle sarayda görüşüp kendini onlara tanıttıktan sonra ne yapıyor? Gömleğini veriyor. Götürün bunu babama verin diyor. Babam bu gömleği gözlerine sürsün ve onun gözleri tekrar yerine gelsin, tekrar bakmaya, görmeye başlasın. Hazreti Yusuf peygamberdi. Yakup da peygamberdi Halil aleyhisselam. Ellerini açıp Allah'a dua edip Allah'ım benim gözümü aç demeyi bilmiyor muydu Yakup? Veya Yusuf babama söyleyin dua etsin de Allah onun gözlerini açsın demedi. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Herkes yerini ve haddini bilecek Allah söz konusu olduğu zaman. Sen Allah'ın karşısında kibir ve gururla ben Allah'tan isterim diyorsun. Yakup Allah'tan istesin demiyordu. Alın gömleğimi götürün, babam gözlerine sürsün, tekrar gözlerini Allah ona iade etsin diyordu. Bu nedir? Bundan hangi dersi çıkaracaksın? Sen bundan peygamber bile olsan Allahu Teala'nın katında makbul olan vasıta ve vesilelerle Allah'a yönelmeyi öğreneceksin. Nefsinle, günahlarınla, kirli kalbinle değil. Gerekiyorsa Allah'ın salih bir kuluyla, salih bir kulunun duasıyla, salih bir kulundan gelen bir emanetle, salih bir kuldan gelen bir bereketle Allah'a yöneleceksin. Bunları inkar ediyorlar. Efendim biz niye Allah'ı düşünmeyelim? Niye? Yani niye? Şeyhten ne bekleyeceğiz ki? Şeyhten ne umacağız ki? Yakup Yusuf'un gömleğiyle gözlerine kavuştu. Annebine aleyhisselam. Yakup demedi ki ben peygamberim, Yusuf'un gömleğinden ben ne medet umayım. Yusuf da biliyordu ki gözleri açan Allah'tır Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Ama Allah böyle emretmişti. Allahu Teala salahat ve takvayı bir şekilde bir gayrete, bir çabaya, bir ihtirama, bir saygıya bağlıyor sevgili kardeşlerimiz. Allahu Teala diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin." Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olunuz. Şimdi sadıklarla beraber olunuz. Tamam, ben gideyim. Burada bir hoca efendi var, bir alim var, sadık birisi var. Her gün gideyim. Yarım saat, bir saat huzurunda oturayım, geleyim.
Niye bu ayeti kerimeyi rabıtaya delil getirmiş İslam alimleri, ehli tasavvuf biliyor musunuz? Senin bir saat, iki saat gidip bir hoca efendinin, bir şeyh efendinin dizinin dibinde oturman, onunla o şekilde beraber olman yetmez. Çünkü sen 24 saat nefsinle berabersin. 24 saat nefsinle, 23 saat nefsinle, 23,5 saat nefsinle, yarım saat mürşidinle gidiyorsun, huzurunda oturuyorsun. Bu o 23,5 saate mukabil gelmiyor. Sen nefsinle ne kadar berabersen, ne kadar nefsinle arkadaşlık kuruyorsan, Allah'ın salih bir kuluyla da o kadar arkadaşlık kurman lazım. 24 saat bir mürşidin, bir şeyhin dizinin dibinde oturamayacağına göre ve nefsinin arkadaşlığından da mutlaka kurtulman gerektiğine göre. Allah nefsinle arkadaş ol demiyor. La yakul yani kulu ma'a enfusikum. Yani nefislerinizle beraber olun demiyor Allah. Allah böyle bir şey istememiş bizden. Allah bizden sadıklarla beraber olmamızı istemiş. Sadıklar Allah'ın salih kullarıdır. Abid ve zahid olan mürşitlerdir. Bir saat, iki saat gidip bir şeyhin yanında, önünde oturmak, 24 saat nefsinle geçirdiğin arkadaşlığın mukabili dengi değildir. Bu yüzden büyükler nefisle olan arkadaşlığın, nefisle olan beraberliğin, nefsle olan birlikteliğin sekteye uğratılması ve durdurulması gerektiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ve demişlerdir ki sen mürşidinin yanında değilsen bile hayalin, kalbin mürşidinle beraber olsun. Mürşidin ya nefsinle beraber olacak ya şey kalbi senin kalbin ya nefsinle beraber olacak ya da salih bir kulla, sadık bir kulla beraber olacaktır. Bu anlamda işte rabıta şeyhin hayaline fayda sağlayacak. Allahu Teala emrediyor. Allah Kur'an'da emrediyor. Allahu Teala demiyor ki benimle ol. Diyor ki sadıklarla beraber ol. Sadıklarla beraber olman Allah'la beraber olmanın ilk basamağıdır. Sadıklarla beraber olmak seni Allah'la beraberliğe götürüyor. Bu yüzden sen ne kadar hayalinle, kalbinle, gözünü yumup o bütün varlığınla mürşidine ve üstadına yönelirsen, nefsinin yerine ne kadar kendi mürşidini ve üstadını oturtursan, işte bu yüzden suri rabıta dediğimiz şey, mesela rabıtaya ilk başladığında bir insana işte her gün namazdan sonra akşamla yatsı arası 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika imkanı ne kadar varsa filan otur ve mürşidini hayal et denir. Bunlar rabıtayı bu zanneder. Bu rabıta değil kardeşler. Bu rabıtayı öğreten bir giriş, bir başlangıçtır. Rabıta şudur. Rabıta nerede olursan ol senin üstadının hayalinin senin de sürekli bir arkadaş haline gelmesidir. Artık otururken, yerken, içerken, yatarken, konuşurken, gezerken, dolaşırken, alışverişteyken her yerde öyle bir hal gelir ki senin mürşidin sanki hep hayalinle ama hep senin iç dünyanla hep senin yanında ve seninle beraber olur. Beraberlik gerekiyor. Yakın bir şey gerekiyor. Bunu hissetmen gerekiyor. Bir şekilde biraz dokunabilmen gerekiyor. Dokunabilmek derken somutluk anlamında dokunabilmeyi söylüyorum. Nihayet de sana bir yüzü Allah'a bir yüzü sana dönük olan bir insandan bahsediyoruz. Bir insandan bahsediyoruz. Allahu Teala mürşitlerin simalarına böyle bir güzellik, Allahu Teala mürşidin simasına böyle bir şey yerleştirmiş. Vücuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nazilatun. Allah-u Teala büyüklerden, salihlerden, mürşitlerden, gerçek üstadlardan bahsederken o gün o yüzler vardır, o gün bembeyaz aktırlar. İlâ Rabbiha nazilatun. Allah'a bakmaktadırlar. Allah'ı seyretmektedirler. Mürşit bir yüzüyle sana bakan, öbür yüzüyle de Allah'a bakan bir velayet sırrına sahiptir. Bu yüzden mürşidin yüzü, üstadın yüzü, bu yüzden o büyük alimin yüzü insanı Allah'ı hatırlatan bir remze, bir mühre sahiptir. O remzde, o simada öyle bir mühür vardır. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz alimin yüzüne bakmak ibadettir diyor. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dikkat edin, onlar Allah'ın veli kullarıdır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir ayeti indiğinde. Ya Resulallah biz bu velileri nasıl tanırız diye soran arkadaşlarına Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar görüldükleri an Allah'ı hatırlatırlar. Bakın görüldükleri an Allah'ı hatırlatırlar.
Sen bunların hiçbirini görmüyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarılarını görmüyorsun. Verdiği bu bilgileri görmüyorsun. Hazreti Yakup'la Yusuf'un gömleği arasındaki münasebeti anlayamıyorsun. Sen Allahu Teala'nın gücü ve kudretinin her şeyin üzerinde ve bütün bu kainatın Halik'i olan Allah'ın azametini görmüyor. Kendini ama o azamette görüyorsun ki ben Allah'ı düşünürüm diyorsun. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şeyi düşünemezsin. Hayatın boyunca da hiçbir şey düşünemeyeceksin. Ve sen bu akılla, bu kafayla gittiğin müddetçe kendinde böyle bir benlik, kendinde böyle bir güç, böyle bir şey vehmettiğin müddetçe ne Allah'ın huzuru ne de Allah'ın yakınlığı. Yani ne hudur, ne huşu, ne de kurbiyet, ne de marifet. Hiçbir zaman sana nasip olmayacaktır. Allahu Teala seni görüyor mu? Görüyor. Cenab-ı Allah senin bütün amellerini görüyor mu? Bütün yaptıklarını Allah biliyor mu? Kur'an diyor ki Allah'ın ilmi dışında bir yaprak dahi oynamaz. Sen Allah'ın bilgisi ve nazarı dışında bir nefesini dahi Allah'tan gizli ve habersiz alıp veremezsin. Bizim Allah inancımız bu. Bizim inandığımız Rabbimiz budur. Rabbül Alemin'den gizli hiçbir şey olmaz. Saklı hiçbir şey olmaz. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kiramen katibin sizin yaptıklarınızı biliyorlar. Allahu Teala sağ ve sol omuzumuza dikkatimizi çekiyor. Sağına ve soluna iki tane melek yerleştirdim diyor. Allah görüyor. Ama Allah'ın görmesi sana yetmiyor kardeş. Sen bunu anlayamıyorsun. Kavrayamıyor musun? Kavrayamıyorsun. Bundan korkmuyorsun. Korkmadığın için Allah sana diyor ki bak sağ ve sol omuzuna iki melek yerleştirdim. Onlar sizin bütün yaptıklarınızı bilmektedirler. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Allah gördüğü halde, Cenab-ı Allah bildiği halde, Allah'tan gizli hiçbir şey olmadığı halde ve hiçbir şey unutulmayacağı halde Allah niye kiramen katibinden bahsediyor? Cenab-ı Allah niye sağ ve sol omuzundaki meleklerden bahsediyor? Niye onları sana hatırlatıyor? Çünkü Allah'ı bilmek, Allah'tan istemek, Allah'ı sevmek, Allah'a yönelmek, Allah'ın yakınlığını yaşamak. Bunlar kardeşler gereği icabı yerine getirilmediği zaman sadece ve sadece kuru iddia ve boş laftır. Allah'ı sevmek boş ve kuru bir laftır, iddiadır. Amelle, gözyaşıyla, takva ile, ihlasla, muhabbetle, kardeşlikle, teslimiyetle süslenmediği müddetçe kuru bir laftır. Hiçbir anlamı yoktur Allah'ı sevmek kelimesinin. Allah'a inanmak da öyledir. İnanıyorsun. İnanıyorsun ama bir dön. Bir dön kendi hayatına bir bak. Allah'ın seversen bir bak. Gününe, gecene bak. Allah'ın seversen bir bak. Paraya, pula, mala, mülke verdiğin değere bak. Allah'ını seversen bir bak. Kalbindeki hırsa ve ihtirasa bir bak. Allah'ını seversen bir bak. Gözün haramın peşinde habire dolaşıp duruyor. Bir bak. Evde helal, tertemiz, namusun dururken senin gözün ve nazarın dışarıda dolaşıyor. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Evinde namusuyla, iffetiyle oturup seni bekleyen helalin varken sen daima haram nazarın peşinde, daima haram niyetlerin peşinde kalbini bir pislik haline getirmişsin ve bir bankadaki bir faiz oranını kendine rızık haline getirmişsin. Rızık haline getirmişsin. Allah yasak kılmış. Allah razı değil. Allah azap edecek. Allah hesap soracak. Ben Allah'a inanıyorum. Sen Allah'a inanıyorsun. Bankadan faiz yiyorsun. Sen Allah'a inanıyorsun. Gidip kumar ve şans oyunlarını oynuyorsun. Sen Allah'a inanıyorsun. Aklın fikrin dışarıda. Sen Allah'a inanıyorsun. Falancayı kıskanıyorsun. Sen Allah'a inanıyorsun. Gözün milletin malında, parasında, namusunda. Geldiğimiz hale bir bakın. Şu sokakların haline bir bakın. Dışarıya bir bakın. Ondan sonra da ne bereket kalır ne rahmet kalır. Bu yüzden Allah'a yüklemek, kendini Allah'ın muhatabı olarak görmek çok büyük bir kibir ve enaniyet hastalığıdır. Allah'tan istemek, amenna ve saddakna. İsteyebiliyor musun Allah'tan? Gerçekten isteyebiliyor musun?
Gerçekten elini açtığın an Allah'ı hissedebiliyor musun? Allah'ın seni o anda duyduğunu ve gördüğünü yaşıyor musun? Bunu hissediyor musun? Bunu hissediyorsan senin halin bunun hissiyatıyla bağdaşmıyor. Senin davranışların, senin hareketlerin Allah'a yakınlıkla bağdaşmıyor. Namazın Allah'ın huzuruyla bir alaka taşımıyor. Namazının Allah'ın yakınlığıyla bir ilgisi yok. Kıldığın namaza bak, namazdaki haline bak. Sonra da ben Allah'tan isterim efendim. Ben Allah'ı düşünürüm. Niye şeyhi düşüneyim? Ben Allah'tan başka kimseden bir şey isteyeyim. Şeyhinden niye bir şey isteyeyim? Şeyhinden bir şey isteyen yok da. Ama şeyhinin ameliyle, salahatıyla, takvasıyla, salih ameliyle, duasıyla Allah'a yönelmek var. Yani bütün sahabelerden daha iyisin sen. Peygamberlerden de daha iyisin. Peygamberlerden de daha yüksek bir makamdasın. Ne Yusuf'un gömleğine ihtiyacın var, ne de Hazreti Ömer'in, Hazreti Abbas'ın elini tutup da Ya Rabbi biz Abbas ile Resulullah'ın amcasıyla sana yöneliyoruz diyen duasına ihtiyacın var. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Doğrudur. Bir kibir ve gurur abidesi haline gelmişsin ama Allah'a karşı gururlanıyorsun ve kibirleniyorsun. Ben Allah'a git, Allah'tan ister ona yönelir, elimi ona açarım. Başka hiç kimseden bir şey istemem. Eğer sen başka hiç kimseden bir şey istemiyorsan, gerçekten böyleysen evet Allah'tan iste. Sadece Allah'tan iste, başka hiç kimseden. Ama bir iş için, para için, bir yere girmek için filan da sakın. Hastalandığı zaman doktora da gitme. Şifayı veren Allah'tır. Rızık için, ekmek için, maaş için patronun, işverenin kapısına gitme. Allah senin rızkını veriyor. Cenab-ı Allah senin her şeyini yapıyor. Ama Allah'ın tekefül ettiği şeyler için sen sabahtan akşama kadar kulların kapısında koşuyorsun, ter döküyorsun, dil döküyorsun, yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Ama Allah'a ibadet etmek ve tapmak, Allah'a yaklaşmak söz konusu olduğu zaman da ben direkt Allah'tan isteyebilirim. Ben direkt Allah'a yönelebilirim. Ben direkt Allah'ı düşünebilirim. Sen hiçbir şey düşünemezsin. Hiçbir şey yönelemezsin. Hiçbir şey isteyemezsin. Senin sesini Allah kabul etmez. Kibir ve gururla, nefsle yapılan bir dua nasıl Allah'ın huzuruna çıkar ki sevgili kardeşlerimiz? Allahu Teala hidayet versin. Cenab-ı Allah tasavvufu, tarikat ehlini, sufileri, zahid ve abidleri, gerçek salih kulları, bakın gerçekten salih olan kullar diyorum. Gördüğümüz örnekler var. Zaman zaman bunları size anlatıyoruz. Her bir dakikaları vallahi bizim bütün ömrümüze bedeldir. Bizim gördüğümüz zatlar öyleydi. Seyyidah-ı Şeyh Maşuku Disesi Ruhu. Yani kim onun kadar Allah'tan korkar? Kim onun kadar Allah'a yalvarır? Kim onun kadar Allah'ın huzurunda titrerdi? Seyyidah Mullah Burhan Hazretleri'nin Kudüs'ü ruhu, yani Mekke'de Medine'de çok daha fazla böyle görüyoruz. Namaz kılarken ki halini görün. Namaz kılarken ki bir iki büklüm olmuşluğunu görün ki görmüşsünüzdür belki bazen böyle denk gelen. Ondan habersiz tabii o resimler falan bazen çekiliyor. Böyle bir Allah'ın huzurunda duruş yok ya. İnanın ki yok. Seyyidah Mullah Muhyiddin namaz kıldığı zaman iki büklüm oluyordu. Zannederdin ki kamburdur, kambur, namazda kambur. Sen namazda başın dik, alnın dik. Sen başında namazda gözlerin fıldır fıldır dolaşıyor. Ben namazda kalbin gözlerinden daha fazla dolaşıyor ve geziyor. Ama bir şey, tasavvuf, mürşid, şeyh, alim, salih bir kul söz konusu olduğu zaman yok ben Allah'tan isterim, benim kimseye ihtiyacım yok. Senin patronuna da ihtiyacın yok, müdürüne de ihtiyacın yok. Senin hiçbir şeye ihtiyacın olmaması gerekir. Eğer hakikaten müstağniysen, gerçekten Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemeyen bir insansan, amenna ve sadakla bu konuda da öyle ol. Ama her konuda böyle olur mu? Her konuda böyle ol. Allah'tan başka kimseden bir şey isteme. Ekmek için, para için, ev için, araba için, şunun için, bunun için 50 bin türlü yeri aşındırıyorsun. Problem yok. Allah'a yaklaşmak için gel bu kapıyı aşındır dediğin zaman da şeyhe, üstada, mürşide ne gerek var? Ben direkt Allah'a yönelirim. Bu gördüğünüz gibi batıl ve boş. İslam alimlerin, büyüklerin, Allah'ın salih kullarının, tabiinin, tebeut tabiinin ve sahabe-i kiramın yolu değildir.
Bu gerçek sufilerin yolu ve işi değildir. Bu yüzden bugünkü sahte, bugünkü kaplama, bugünkü çakma tabiri caizse sevgili kardeşlerimiz. Yani bu yüzden bunların mürşitlikleri, şeyhlikleri de boş ve hikayedir, efsanedir. Birer masaldır. Bunlar boş. Bu yüzden sen dışını süsleyen birini gördüğün zaman için harap olduğuna hükmet. Rahatlıkla hükmedebilirsin. Bu yüzden sen gülmesi ağlamasından daha çok olan birini gördüğün zaman onun gafletine hükmet. Bu yüzden sen insanlara tepeden bakan, herkesi kendine muhtaç, kendisinde hiç kimseye ihtiyacı yokmuş gibi kibirlenen ve böbürlenen ama başında sarık, sırtında cübbesi, bıraktığı bir karış sakalıyla da insanlara üstünlük taslayan o şeyh müteşeyyih, o sahte şeyhlerden de uzak dur. Çünkü en büyük darbeyi önce onlar vuruyor, sonra da bu halden anlamayan, kendinden habersiz olan insanlar vuruyor. Allahu Teala hakkı hak olarak görüp hakka bağlanmayı, batılı da batıl olarak görüp batıldan uzaklaşmayı hepimize nasip etsin. Cenab-ı Allah adab ve usulden bizi uzaklaştırmasın. Cenab-ı Allah haddimizi bilmeyi nasip etsin. Rabbül Alemin onun huzurunda iki büklüm olabilmeyi nasip etsin. Allahu Teala bizi zenginlerin, milyarderlerin, müteahhitlerin, siyasetçilerin değil. Allahu Teala bizi Sedamullah Burhan'ın mirasçısı kılsın. Allahu Teala bizi Sedamullah Muhyiddin Havi'nin mirasçısı kılsın. Allahu Teala bizi Şeyh Maşuk'un Kudüs'e ruhu mirasçısı kılsın. Biliyorsunuz tanıdığınız biri var, hacca gitmişti. Tanıdığınız birisi var. Şimdi hacca gidince insanlar Kur'an okur. Değil mi? Dualar, zikirler, tesbihatlar. Ama bu cebine bir şiir koymuştu gitmişti hacca. Hacca gittiği zaman, Medine'ye gittiği zaman cebine bir kağıt koymuştu. O kağıdın ilk mısrağı şöyle başlıyordu. İlel babi ya hayrel enami bifâkati. Eteytu ve himni bizzinuh bisakhirun. Ve alqaytu nefsi khadi'an mutezellilen bi'ata'bikel ulyâ ve inni dakhilun. Salavatla, namazla, Kur'an'la, zikirle gitmiyordu. Şiirle gidiyordu, şiirle. O kapıdan şiirle giriyordu. Ve şöyle diyordu şiirde, okuduğu şiir, elinde o şiiri okuyarak giriyordu içeri. İlel babi ya hayra enam. Ey bütün yaratılmışların en hayırlısı, senin kapına geldim. Bifakati eteytu, geldim. Haksızlığımla ve hadsizliğimle geldim. Ve vahimli bizzünubi sakilun. Sırtımda ağır bir günah yüküyle geldim. Koskoca bir yükle geldim. Ve elkaytu nefsi hadi'an mutezellilen. Ama şöyle geldim. Nefsimi zelil bir halde senin kapının eşiğine atıverdim. Ve inni dahilun. Ve bak böyle giriyorum içeriye. İnni nadimun muteavvihun. Ben pişmanım ve ah ediyorum diyor. Yarın benden kefil istedikleri zaman, tercuhu minni kefilun, benden yarın kefil istedikleri zaman, senden başka benim sığınağım kimdir ya Resulallah diyordu. Şiirle Resulullah'a hitap ediyordu aleyhissalatu vesselam. Ve şiirle geliyordu onun huzuruna. Bir gün size o şiiri okuyacağım. O bu şiiri okuyarak Resulullah'ın kapısından içeri girdi. Ravza-i Mutahhara'nın kapısından Babüsselam'dan bu şiiri okuya okuya girdi. Bir hafta sonra da cenazesi Hazreti Resulullah'ın ravzasının önüne bırakıldı. Bütün cemaat onun namazını kıldı ve onu ebedi komşuluğa, en mukaddes olan cîraneye cennet-i bakiye dediler. Seyyidamullah Haydari. Haydar Hoca öyle, Haydar Hoca şiiri okuyordu Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatü vesselam. Bu şiirle Allah'ın Resulü'nün kapısına kendini atıverdi. Oraya sığındı, melce olarak orayı gördü. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, oradaki bütün görevlerin tabiriyle, haccezahur Resul. Cebindeki o pasaportun kaybolup uçak kalktıktan sonra gelip cebinde öyle duruyor görüntüleri zaman, bu zata Peygamber aleyhissalatü vesselam haciz koydu dediler. Bunlar masal değil, bunlar hikaye değil. Bunlar dünyada gösterişten, dünyada her türlü süsten, her türlü alayişten uzak durmuş, şöhretten aslandan kaçar gibi kaçmış olan ama şöhretin de en büyüğüne, son nefesinde en güzel isme ve mekana kavuşmuş olan insanlar, zatlar. İş budur, asıl budur.
Asıl senin ne dediğin değil, nereye gittiğindir. Asıl senin ne dediğin değil, ne olduğundur. Asıl senin ne dediğin değildir, son nefesindir. Allah-u Teala son nefesinde kaybedenlerden etmesin hiçbirimizi kardeşler. Allah-u Teala gözyaşlarımızı kahkahalarımızdan daha fazla kılsın. Amin. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbül Alemin hastalarımıza şifa versin. Allah-u Teala Mekke'de ve Medine'de yatan o büyüklerimizin hatırına bizi onlara miras kılsın. Allah-u Teala bizi onlara yakın kılsın. Cenab-ı Allah Cennetül Mualla ve Cennetül Baki sakinlerinin hatırına versin. Allah-u Teala büyüklerin göz nuru, göz bebeği olan Seyyidina Mulla Burhan'ın hatırına versin hepimizi. Kaddesallahu aziz. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah-u Teala hastalarımıza şifa versin. Cenab-ı Rabbül Alemin darda olan kardeşlerimize de hayırlı kapılar açsın. Bu niyetlere, bu dualarımızı Rabbimizin, Mevlamızın kabul etmesi niyetiyle Allah rızası için El Fatiha.